Edimelik Öztürk'ü ben alayım. Hazırlıklarıyla ve sopalarıyla geldim. Geliniz olsun. Tırnaklardan teşhis de yapılabiliyor. Kendi kendinize böyle
tırnaklarınıza bir 5 saniye kadar peşe sayıp bastığınızda o kadar rahatladığınızı hissedeceksiniz ki bu bile en büyük egzersiz gün içerisinde. Şimdi otururken bile kendi kendinize şöyle tırnaklarınıza böyle bir 5'er saniye basın. Hatta şöyle boğumlarına basın. Bu şekilde. Yani en çok kullandığımız ellerimiz ne kadar esnekse ve biz onu ne kadar çok masaj yaparsak o kadar rahatlıyoruz. Aslında nefes dediğimiz şey prana denilen yaşam enerjisinin bedenden akışı, ama benim kaslarım gerginse, stresim çoksa, boynum o stresle artık öne doğru boyun birleşmem varsa, sırtımda hafif kamburluğum varsa, deliklerim varsa, nefes otomatikman zaten şu arkamızda bizim yönetici meridyen, önümüzde merkez meridyen var. Bu aslında bizim değerlilik ve yeterlik duygularımızla da ilgili kayıtların yapıldığı yerler. Hayatımızda eğer bir takım şeyler yeterli değilse, biz kendimizi yetersiz hissediyorsak veya değersiz hissediyorsak, yani değerlerle ilgili sıkıntılar yaşıyorsak otomatikman zaten o bizi, bedenimizi bu şekilde böyle getiriyor. O yüzden boynumuz, sırtımız, hani ellerimizle yaptığımız bütün bu masajlar bir bakıma bizi kendi bedenimize döndürüyor. Nefes demek zaten sağlıklı bir omurga demek. Yani zaman içerisinde zaten şöyle gördüğünüz gibi bir yürüyüşümüz oluyor. Öne inmek, arkaya yaslanmak, kollarını bağlamak gibi duruş biçimleri de solunumu olumsuz yönde etkiliyor. Çünkü zaten arkaya yaslanınca ister istemez yaptığımız da hani sıkışıyor burada. Şu harekette bir yoga duruşu. Çok güzel bir egzersiz. Hani normalde siz gün içerisinde böyle olduğunuz zaman aslında nefes alıp nefesinizi bırakırken şöyle bir kendinizi bıraktığınızda bile aslında diyafram nefesleri hani alıyorsunuz direkt olarak. Hayatınızı kurtaracak terapistiniz aslında bir opa var. Kendinizi gibi bakıyorsunuz. O yüzden aslında ben buraya gelirken kaç kişi varsa hani konuşup herkese bir okula hediye etmek gerekiyor. Şimdi yanımıza geldim. Şöyle bir şekilde. Farkındalığımızı şöyle şuna verelim. Bir kere kesinlikle bu şurası şöyle bir boşluksa biz oturduğumuzda otomatikman zaten bel fıtığına bir davetiye çıkarıyoruz. O yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Omurga sağlığı için böyle bir şey. Mutlaka sandalyenizde bu olsun. Sizi kapsasın. Çünkü buna ben oturduğum anda otomatikman bak her yerimi kaplıyor. Şimdi benim yanımda bir tane oklava var, masa başımda. Bu serbest, yasak değil. Ben bunu alıp da şu şekilde böyle koyduğumda, bak otomatikman ne oldu? Evimde, iş yerimde, masa başında, göğsüm açıldı, sırtımdaki kürek kemiklerim birleşti. Ve otomatikman zaten bu hani iş hatlardan geçen meridyenlere de bir masaj oldu. Benim böyle bir oturmuşumda, ben kendimden kendime çok rahat, bak, bu masajı yapabiliyorum ve çok rahatlatıyor. Çünkü benim en çok ağrıyan yerlerim genelde ne oluyor? Kürek kemiklerimin şu ortası oluyor. Şimdi dokunsam herkesin vardır o sırtında ya da omzunda o sıkıntı. O yüzden gün içinde yanımdaki oklavayı alıp bu şekilde böyle geçirip 2-3 dakika oturman bile yeterli. Veya şu hareket bu böyle. Bunun içinde sadece 8 derece var. Gerçekten ben kendi babamdan örnek vereyim. Boyun düzleşmesi vardı, şurasında kambur vardı. Sadece bununla hepsini giderdi. Ben bunu böyle aldığım zaman bir kere masamın başında diyelim ki bunu tuttum. Şöyle nefes aldım. Nefesimi bırakırken aşağı doğru basıyorum bak. Benim masaj terapistim bu. O kadar güzel masaj yapıyor ki. Bir gönüllü var mı? Şöyle bunu yaparken resmini çekebilir miyim? Tabii ki. Şimdi gerçekten evde ya da iş yerinde eğer bu şekilde böyle yürürseniz sadece 3 dakika veya 2 dakika bu neyi sağlıyor biliyor musunuz? Kalbimizi açıyor. Çünkü yaşadığımız şeyler bizim kalbimizin kapanmasını, göğsümüzün kapanmasını sağlıyor geçirdiğimiz rahatsızlıkla. Şu sırtıma koyduğumda da öyle. O yüzden bazı arkadaşlarımız hatta şunu tutamıyorlar bile. Hani böyle. O yüzden lütfen gün içinde bunu yapın. Bir de bu var, bir de lava sopası daha kolay. Daha incesi. Bununla da böyle. Nereye giderseniz gidin, bir sopa bulursunuz mutlaka. Ve hemen alıp sırtınıza koyun. Çünkü gerçekten nefes dediğimiz şey de aslında bizim şuranın açılması, akciğerlerimiz. Ve şu kürek kemiklerimizin birleşmesi. Hatta böyle vuruşlar da çok iyi geliyor. Bütün şeyi canlandırıyor.
Şimdi elimizi çok hafif şöyle oturduğumuz yerde şöyle koyayım. Mesela sol elimizle başlayalım. Şöyle koyun elimizi şuraya. Sanki avucumun içerisinde bir tane yumurta var. Ve ben bu yumurtayı kırmamak için o şekilde vuruyormuşum gibi. Önce bir omuzlarımızdan başlayalım böyle. Ellerimiz böyle açık. Sol eliniz. Şuradan başlayayım. Şuraya. Buraya. Benim için de bunu hep yapım çok iyi geliyor. İçerilere. Vurun. Bu enerjiyi de harekete geçirecek. Bunun için de çok farklısını görebilirsiniz. Tekrar şu kısımlara. Elinlerimizi. Gelin. Ön tarafa. Şimdi diğer elinizi böyle aşağı bırakın. Tekrar sırt kısmına. Bu şekilde. Böyle. Çekiye. Sonra elinizin dışından yukarıya doğru. Ve özel hayat için bizim aslında duygularımızı hissetmeye
Aslında öfkelerimiz de öyle. Onlar da arkasında armağanları olan, bize aslında çok şey anlatan, karşılanmamış ihtiyaçlarımız. Dolayısıyla burada da birazdan zaten çalışmalar yapacağız. Nefes çok işe yarıyor. Şimdi şöyle 2-3 tane şey yapalım. Hani gün içerisinde bizim çok işimize yarayacak bir şey. Aklımıza tutmamız da çok kolay zaten. Çiçek koklar gibi, nefes alıp mum üfler gibi. Sanki yeniden doğmuşuz gibi böyle. Nefes alalım. Sanki böyle bir mum üfleyelim. Tekrar bir çiçek koklar gibi alalım. Mum üfler gibi verelim. Tekrar. Hatta en sevdiğimiz çiçeğin kokusunu alalım. Mum üflerken de sanki de yeniden doğmuşuz gibi. Sana hazırlayacağım arkadaşlarımız. Şimdi altı sağlıklı ses var. Bu bizim organlarımızın bir rengi. Bir sesi, ses ve nefes çalışması. Bu çok intimde ve çok güzel. Oturduğumuz yerden de yapabiliyoruz bunu. İlk akciğerle başlıyoruz aslında. Önce ben göstereyim size. Aslında akciğerin rengi, orada da ben yazmış açık mavi veya beyaz diye. Aslında bu bir indeleme. Akciğerlerimize en iyi gelen şey odur. Hani açık mavi veya beyaz bir rengi indeleyeceğiz. Onunla nefes alacağız. Sesiyle vereceğiz. Önce ben size göstereyim. Şimdi imgeliyorum açık mavi veya beyaz bir rengi. Geliyorum buradan. Aslında burada akciğer meridyenim geçiyor. Sesiyle verdiğinde bir rahatlama sağlıyor. Bunu gün içinde yaptığımızda size de böyle bir boşaltım sağlayacak, rahatlama sağlayacak. Bir deneyelim. Hafif böyle bir öne gelelim. Sırtımızı yaslamayalım. Ben bunu size göndereceğim zaten. Şimdi nefes alalım. Nefesimizi boşaltırken buradan hiç nefes almadan tekrar gelin. Bir daha nefes alın. Bu kısımdan yapmayan arkadaşlar ne yapıyorlar acaba? Çok iyi geliyor. Bunlar kontrolcü mükemmeliyetçi arkadaşlar da olabiliyorlar bazen. Hani böyle direnen. Değişime ve yeniliğe açık olursanız gerçekten bu çok iyi gelecektir size. Tekrar alalım. Şimdi elimizi şöyle akciğerlerimize koyalım, gözlerimizi kapatalım. Akciğerlerimize teşekkür edelim. Sigara içtiğimiz için, üzüntülerimizle onu boğduğumuz için. Şimdi burada bir nefes alalım. Gözlerimiz kapalı, akciğerlerimizi düşünürken tekrar ellerimiz akciğerlerimizde. Hepimiz yapalım lütfen. Çok iyi gelecek bu. İlk defa belki akciğerlerimize bağlantı kurdum. Çok güzel. Şimdi sıra böbreklerde. Şimdi korkularımız böbrekleri çok etkiliyor ve belden bükülme başlıyor. Çünkü eğer böbreklerimizde herhangi bir sıkıntı varsa otomatikman zaten bir kapanışla başlıyor. O yüzden böbreklerimizi en iyi bilinen hareket şöyle bir çapraz yapacağız. Onun da rengi siyah ya da deniz mavisi. Sesi böyle diye. Nefes alıyorum burada. Nefesini verirken yapın lütfen, çok iyi geliyor. Nefes alın. O korkunun yerine güven alsın, kabul alsın. Nefes alın. Çok güzel, harika. Bir daha. Nefes alın. Şimdi ellerimizi böbreklerimize koyalım ve hissedelim böbreklerimizi. Elementlerimiz su elementi. Akşamleyin aslında 5 ile 7 arası çok aktif böbrek elementi, böbrek meridyeni. O yüzden yine gözlerimizi kapatıp böbreklerimize doğru bir nefes alalım. Şimdi bir ses bırakalım tekrar. Teşekkür ederek. Teslimiyeti çevirelim bütün korkularımızı. Çok güzel.
Şimdi karaciğer. Karaciğer ne tarafta? Sağ tarafta. Yani burada. Dolayısıyla karaciğerimi hissedecek kadar ellerimi havaya böyle götürüp çok hafif bir vurgu yapacağım. Ama böyle değil. Belime zarar verir. Şimdi hep beraber yapalım. Sağdaysa karaciğerim onu hissedecek kadar. Buradan nefes alıyorum. Açık yeşil. Ellerimi orada birleştiriyorum. Nefes alıp sol tarafa doğru karaciğere en fazla hasar veren duygu öfke. Biz öfkeyle insanlara ne deriz? Değil mi? O yüzden çok iyi geliyor. Gün içinde mutlaka bunu yapın. Nefes alın. Yukarıda birleştirin şöyle. Sol tarafa doğru. Tekrar ellerimizi bırakalım. Bir kez daha yapacağız. Nefes alın. Sol tarafa doğru. Şimdi sağ tarafta, sağ göğsümüzün tam kabuğu ağrını, ellerimizi koyalım. Karaciğerimize teşekkür edelim. Ve onun için ki öfkeyi kabule çevirelim, nezakete çevirelim. Ve burada nefes alalım. Ve verelim. Şu anda aslında tam baharda karaciğer meridyeni aktif. Tekrar nefes alalım. En önemlisi kalp. Kalbimiz nerede? Solda. O yüzden onu hissedecek kadar sağ tarafa doğru yine vurgu yapacağız. Kalbin sesi aslında bir nevi mide nefesi. Kalbin rengi kırmızı ve aslında mevsimi de yaz. Nefes alalım. Yukarıdan kenetleyelim ellerimizi. Şimdi sağ tarafa doğru hiç nefes almadan ellerimizi getiriyoruz kucağımıza. Bir daha nefes alıyoruz. Sağ tarafa doğru. Bir daha yapıyoruz. Nefes alalım. Şimdi ellerimizi kalbimize koyalım. Gözlerimizi kapatalım. Kalbimize teşekkür edelim. Eğer içinde nefret barındırdıysak bu sevgiye dönüşsün, niyet edelim, şefkate dönüşsün. En önemlisi de kendimizi olduğumuz gibi kabul. Burada nefes alalım. Şimdi en önemlisi dalak. Dalak nerede? Burada. Burada da hani bazen böyle çok yoruluruz, geliriz masa başına. Deriz ya aynen bunun gibi. Dalak rengi de aslında sarı. O yüzden buradan nefes alacağız. Çok iyi geliyor. Tekrar nefes alın. Bir daha. En sonuncusu da üç ısıtıcı olarak geçiyor. Üç ısıtıcı aslında burası, burası ve burası. Yani şu ön merkez meridyen. Şöyle omuzlarımızı yukarı doğru kaldıralım. Nefes alalım. Şöyle bir geriye. Burada da bembeyaz bir ışığı giydiriyoruz aslında bedenimize nefesle. Yani nefes alıyorum. Ki sesi yani ki enerjisini giydiriyorum aslında. Tekrar nefes alıyorum. Bir daha nefes alıyorum. Aslında akşamları yatmadan önce bu 6 saat nefesi yaptığımızda o kadar çok boşaltım sağlıyor ki çünkü gün içerisinde gerçekten biz farkında olmadan yükleniyoruz. Hızlı bir şekilde yine oturuşlara geçeceğiz. Genellikle aslında farkında olmadan yaşadığımız o acelecilik safra kesesini de vuruyor, dalağımız da vuruyor, başkalarının ihtiyaçlarını gidermedik, o yoğun çabalarımız ama bizi bu hale getiriyor. Bir kere duruşumuzun ne olduğu çok önemli. Çünkü en sonunda geldiğimiz nokta bu oluyor. Ama şimdiden bunlara özen gösterirsek ve kendimizi gözetirsek nasıl olacak? Şimdi masa başı çalışmalarında en önemlisi şu. En basitinden şu bir pilates topu ufak ama ayak kurtarıyor. Yolculuklarda veya otobüste. Ben mesela en son bir otobüs yolculuğu yaptığımda çok hafif şişiriyorum. Şunu bile şu sırt kısmına koyup da şöyle yaptığımda o kadar güzel beni ön tarafa getirip buraya masaj yapıyor ki
O yüzden sırtınıza koyduğunuz bu tipteki minderler bunlar. Yani biraz daha kendinizi gözetirseniz bu konuda çok çok iyi olur. Çünkü bakın şu duruş bile ne kadar çok yerinizi olumsuz derecede etkiliyor. Yani şuranın boş kalmaması gerekiyor bu bakımdan. Yani ergonomik oturmada tabii ki bilmiyorum sizin masa başındaki oturuşlarınızda monitörle bir kere göz hizası bu şekilde mi? Hani burası eğiliyor mu? Bir kere karpal tünel yapıyor burası. Hani şöyle olmaması gerekiyor. Yani şunu tutarken bile buranın düz olması gerekiyor. Bunlarla da ilgili egzersizler var. İşte şöyle gördüğünüz gibi bunlar. Bir de tabii ki boyun düzleşmesi denilen şey çok büyük sıkıntı veriyor ama içerisinde çünkü omurilik sıvısı boyuna ulaşmadığı zaman yani kafa önde olduğu zaman ne yazık ki zaman içerisinde Alzheimer, Parkinson veya unutkanlık hastalıkları başlıyor. Artrit denilen rahatsızlıklar, kemik eklem rahatsızlıkları da zaman içerisinde oturuş ve duruş bozuklukları ve nefesin, oksijenin, yaşam enerjisinde gitmemesiyle oluyor. Hepimizin böyle bir sandalye ve masa biliyoruz inşallah. Bu oldukça rahatsız görünüyor. Hem ayakların altına bir yüksek kalınmış. Şimdi burada da bir boyun hareketi var. Hemen yapalım. Nefes alıp diyelim ki sağ elimizi yukarıya doğru böyle çıkaralım. Sonra şöyle koyalım. Bu elimizin tam zıttında nefes alıp nefesimizi bırakırken öbür boyumuzda şöyle bir hareket verelim. Sonra öbür elimizi kaldıralım. Nefes alıp. Sonra bu tarafa doğru. Hangi elimizi kaldırdıysak onun zıttına şöyle bir boynumuza bir hareket yapalım. Sonra diğer elimizi kaldırdık, nefes aldık yukarıya. Bu şekilde. Şunu bile yapmanız o kadar çok büyük bir rahatlama sağlar ki. Bak beyefendinin yaptığı harika. Bu duruş hissettir herhalde benim yapacağım duruşta çok güzel. Şu omuzları arada sırada şöyle banane hareketi yapmak. Hani banane, banane olan olsun. Banane gibi. Veya işte şöyle keyif hareketleri. Şimdi hepinizi ben aslında buraya gitsem mutlaka şöyle kalça çıkartıyor. Veya işte öne doğru, boyun öne doğru. Bütün bunların zaten slide gösterilerini de ben göndereceğim ama şu andaki en büyük sıkıntımız aslında cep telefonu. Sürekli elimizde ve boynumuza yaklaşık 30 kilo iniyor. Ve hep böyleyiz. Bu şekildeyiz. Bunu yaparken aslında farkında değiliz ama onun yükselimiz başa ulaşmıyor. Nefesimiz bir yerlere gitmiyor. Birçok hastalığın da habercisi. Biz birçok haber alırken cep telefonunun aslında bu diş sıkma, çene gerginliği, gün içerisinde yaşadığımız streslerde boyun kaslarımızı ve boyun kaslarımızın olduğu yerlerde de mide mevzimiz geçtiği için oraları etkiliyor. Ağrıkları kaldırırken de yine aynı şekilde. Siz hangisisiniz? Yani şu musunuz, bu musunuz? Hani elinizi şöyle aldınız, bir böyle bakmanız var. Bir de bu şekilde baktığınız var. Bunların hepsi aslında örnekler. Yani hap unutmayın. Nefes içmeyin diye bir şey hazırladık. Biraz ayağa kalkalım. Şöyle enerjiyi sana da canlarını da çağıracağım. Onu sonra ben bir daha gelirim. Şimdi burada tekrar bir nefes alalım. Şöyle ellerimizi şöyle yukarıya. Şöyle bir uçlarına doğru şey yapalım. Şöyle bir bırakalım. Hani direkt olarak. Çok güzel. Şimdi ön tarafa çan parmağın içerisinde olmasın ama ellerinizi şöyle uzatın. Şöyle tek tek bir kapatın. Bunlar ince motor hareketleri iyi geliyor. Şöyle kendinize doğru getirin. Açın. Bırakın şöyle hafifçe yana doğru çarpabilir. Önemli değil. Olduğu kadarıyla. Geri döndürün. Bunların videosu var YouTube'da. Tekrar kendinize doğru getirin. Nefes alın. Şöyle itin. Buralarda şu hareketleri yapın. Bunlar kas ve tendon egzersizi. Eklemlere de çok iyi geliyor. Hatta şöyle alın. Kendinden bırakın. Alın. Bırakın. Masa başı işlerini çünkü çok yoruyor. Tekrar alın. Bırakın. Yordum bozdu biraz. Şöyle. Sonra tekrar şöyle gelin. Şöyle aşağı indirin. Yukarıya. Aşağıya, yukarıya. Şöyle eklemlerimize. Lütfen bunu yapın. Devam bilgisayar başınızdasınız. Şöyle ters çevirin. Çok güzel. Şimdilik teşekkür ederim. Tekrar yorumlayacağım.